Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Mecbure. Görmüş olduğunuz üzere bugün nefis bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Hazır baklava yufkasından kolay rulo şöbiyet yapacağız beraber. Ya hem erimikli hem hazır yufkadan en kolay şerbetli tatlılardan biri zaten bu tatlı. İlk önce işe şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Ben 2,5 su bardağı toz şekerimi tencereme bıraktım ve 3 su bardağı da su ilave ediyorum. Bardağı suyumu ilave ettim. Şerbetimi ocağıma alacağım. Kaynamaya başladığında birkaç damla da limon suyu ilave edeceğim. Şerbetimin altını kısık ateşte bir 10 dakika kadar şerbetimi kaynatacağım. Sonrasında şerbetimin altını kapatacağım arkadaşlar. Şerbetimi ocağıma aldım arkadaşlar. Orada kaynaya dursun. Şerbetim hazır olurken ben de yufkalarımın üzerine süreceğim karışımı hazırlayacağım burada. İlk önce bir adet yumurtam var. Onu kabıma alayım. Bir çay bardağı kadar şekerim var. Öncelikle ikisini bir çırpacağım şöyle iyice. Şekerle yumurta bütünleşsin. Naz malzemeni basit ve pratik yapımıyla kesinlikle misafirlerinize ikram edebileceğiniz hafif bir tatlı. Evet, diğer malzemelerimi de artık yavaş yavaş içine ilave edebilirim. Bir çay bardağı kadar irmik ilave ediyorum. Bunu da şöyle hafif bir karıştırayım. Bir çay kaşığı kabartma tuzum var. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum içine. İrmikli karışımın içine. Ve son olarak da 2 yemek kaşığı yoğurt kullanacağım. Dilerseniz elinizde krema varsa 2 yemek kaşığı kadar ekstra krema da kullanabilirsiniz. Şimdi yine bir karıştıracağım. Malzemelerim tamamıyla bir özdeşleşsin. Aynı kek hamuru gibi düşünün arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar bir karıştıralım. Kek hamuru kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar çırpalım. Gördüğünüz üzere zaten çok nefis bir görüntü oldu. Evet, şerbetim de şu şekilde kaynamaya başladı. Şimdi birkaç damla limon suyu ilave edeceğim. Altını kısacağım. 10 dakika kadar kısık ateşte kaynaması şerbetim için yeterli. Yufkalarıma süreceğim. İrmikli karışımımı hazırladım. Şimdi yağımı da hazırlayayım dedim. 2 yemek kaşığı kadar şu şekilde tavama tereyağımı aldım. Onları eriteceğim. Şu şekilde yağım erimeye başladı gördüğünüz üzere. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum.
Evet arkadaşlar, patlamın şu an karışımından sonra yağ da hazır, şerbetimiz de kaynıyor. Artık tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi şu şekilde yufkalarımızı açalım. Açtığımız yufkaların üzerine kullanacağımız yufkalarımızı alalım. Diğerlerinin üzerini kapatalım arkadaşlar. Sıcaktan dolayı kurumasın. Şu şekilde ben iki tane alıyorum. Çünkü her iki yufkada bir yufkalarımı kapatacağım. Evet, bu şekilde şimdi kenara alacağım yufkalarımı. İlk yufkamı şu şekilde tezgahıma serdim. Birazcık eritmiş olduğum yağından şu şekilde yağlıyorum. Evet, bu da yeterli sanırım. Diğer yufkamı da aynı şekilde üstüne kapatıyorum. Diğer yufkamın üzerine de hazırlamış olduğum karışımda. Şimdi onu da her yerine gelecek şekilde fırça yardımıyla şu şekilde yayıyorum yufkaların üzerine. Evet, gayet yeterli şu anda. Ben tatlım için hafif iri kıyım ceviz kullandım. Siz dilerseniz fındıklı, fıstıklı ya da benim yapmış olduğum gibi cevizli yapabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz. Ara ara da bu şekilde cevizlerini serpiyorum yufkaların üzerine. Evet, şu şekilde şöyle ortadan kestim. Tekrardan yine bu şekilde uzun şerit halinde yine kesiyorum. Yine aynı. Evet. Önce dikey kesitler attım şu şekilde, sonra da yatay bir kesit attım arkadaşlar. Sonra rulo şeklinde sarıyorum tatlılarımı. Dilerseniz kesme aralıklarını daha dar da yapabilirsiniz. Ben ilkini bu şekilde yaptım. Evet, bu şekilde de böyle de sarıyorum. Şimdi tepsime yerleştireceğim artık. İki adet yufkadan görmüş olduğunuz üzere şu şekilde tatlılarım. Sekiz adet tatlım çıkıyor. Dilerseniz yerleştirirken de ortadan kesebilirsiniz ya da bu şekilde tepsiye böyle de dizebilirsiniz arkadaşlar. Biraz tepsime hazırlamış olduğum yağlı karışımdan şu şekilde sürüyorum.
Evet arkadaşlar, bu şekilde hatlarımı yerleştirdim. Gördüğünüz üzere ben bıçakla ikiye kestim. Lokmalık olsun diye düşündüm. Şimdi diğer yufkalarımı da aynı şekilde aynı işlemleri uygulayarak tatlımı yapmaya devam ediyorum. Yine yeni bir yufka serdim. Şu şekilde ilk etapta yağlıyorum. Diğer yufkamı da üzerine şu şekilde yine üstüne yerleştiriyorum. Yine aynı karışımından ilk yufka yağlanacak, ikinci yufkanın üzerine şu şekilde karışım. Zaten tatlının hani çok nefis olmasının sebebi de bu karışım arkadaşlar. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi cevizimi şimdi yine ince ince şeritler halinde. Bu sefer şeritlerimi ben daha kısa tutacağım. Çünkü az önce biraz geniş kestim. Tekrar kesmek zorunda kaldım. O yüzden şeritlerimi daha ince tutuyorum. Yani yine dediğim gibi, hani tatlımızın büyüklüğünü siz tabii ki nasıl isterseniz o şekilde ayarlarsınız. Ben bu şekilde lokmalık olsun istediğim için daha küçük aralıklarla kesiyorum. Yine ortadan yatay şu şekilde bir adet kesik atıyorum. Evet. Yine şu şekilde sarma işlemine devam. Böyle tam lokmalık arkadaşlar. Çok fazla yufka da kullanmıyorsunuz zaten. Biraz şuraya ceviz ilave edeyim istiyorum. Biraz boş kalmış sanki. Diğerlerini de bu şekilde sarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tatlım şu anda tamam. Son olarak üzerine kalan karışımdan, yağlı karışımdan sürüyorum ve hemen fırına vereceğim tatlılarımı. Bu arada şerbetim de soğumakta zaten. Tatlım sıcak, şerbetim soğuk olacak. Evet arkadaşlar, pratik rulo şöbiyetim şu şekilde fırından çıktı. Borcam tepsimi aldım. İlk sıcağı çabuk çıksın istiyorum. O yüzden tepsi değiştirdim. Ve şimdi şerbetini şu şekilde dökeceğim artık yavaş yavaş. Bu arada tatlım
sıcak, sadece tepsisini değiştirdim. Şerbeti soğuk arkadaşlar. Çıtır çıtır oldu tatlım. Kesinlikle kesinlikle öneririm arkadaşlar. Çok nefis bir tatlı. Sizler de yapıp pratik. Yani misafir sofralarınızın hani vazgeçilmezi, evinizin vazgeçilmezi diyebilirim. Çok nefis. Hem de çok pratik. Evinizde hazır baklava yaptığınız varsa hani tatlı derdiniz yok. Diğer malzemeler genelde her evde bulunan tatlı malzemelerdir. O yüzden bu tatlı yapımı gerçekten çok pratik, çok kolay. Şimdi biraz bekleyeceğim tatlım şerbetini. Tamamıyla artık içine alsın, şerbetiyle özdeşleşsin. Sonrasında size servis tabağımı alacağım. Sunum esnasında hem lezzetine bakacağım hem size iç yapısını, dokusunu göstereceğim. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Sunum esnasında görüşmek üzere arkadaşlar. Nefis tatlılarım şu an sunuma hazır arkadaşlar. Şerbetini de almış. Tam kıvamında. Nefis mi nefis, leziz mi leziz. Şu şekilde de sunuma hazırlıyorum. Şimdi beraber lezzetine de bakacağız inşallah. Gördüğünüz üzere çok nefis bir tabak hazırladık. Üzerini de cevizle süsleyelim. Harika bir lezzet. Harika, nefis. Evet arkadaşlar, tatlımın son hali, sunumu bu şekilde. Görmüş olduğunuz üzere çok nefis bir görüntüsü var. Ye beni diyor. Ve ben de şimdi tadım testine başlıyorum. Çıtır çıtır arkadaşlar. Çıtırtıyı belki duyabiliyorsunuzdur ama gerçekten çok nefis. Çok tatlı bir videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen aboneliğinizi de gerçekleştirin. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.